Herkese selam arkadaşlar. Arkadaşlar S.A. Bugün aldığımız, az önce daha doğrusu aldığımız muhteşem bir haberden sonra günümüz daha da güzelleşti. Ve video çekmeye ve bunu Winter Wonderland'e giderek kutlamaya karar verdik. Winter Wonderland'e de gidebilecek miyiz belli değil bu arada çünkü sold out biletler ama belki kapıdan alırlar biz diye düşündük walk-in. Hafta sonu çok kalabalık oluyor. Bugün hazır evdeyken gidelim dedik. Ne diyebilirim ki? Yapacak bir şey yok yani. Tabii ki de üzüldüm de ne yapabiliriz? Bulacağız başka bir yer. Yani. Winter Wonderland'e girebiliriz inşallah. Açıkçası benim şu an tek derdim bu. Winter Wonderland'de görüşürüz. Görüşürüz. Geldik. İşte buradayız. Bakalım girebilecek miyiz? Bu arada biz gelene kadar zaten yine akşam oldu. Gündüz gelelim diye planlamıştık ama hava 4.30'da karardığı için anca geldik. Saat şu an 5 falan ama gece gibi her yer. Buz gibi bu arada hava. Şu an sıraya doğru ilerliyoruz. Beleştepe. Bence asla almayacaklar ama çok kalabalık. Eskiden böyle bir şey yokmuş bu arada. Şu an nedense biletle satıyorlar. Nedense. Evet çok mantıklı. Nasıl? Bu sıra değil ki. Böyle bir güzel. Ne var bu? Bu kadar insanın bileti var mı acaba? Bence yok. Giremedik. Şu an o yüzden başka bir yerlere doğru gidiyoruz. Çünkü box office'te sıra vardı. Onu beklemek istemedik. Ama pazar gününe bilet aldık. Bu sefer işimizi şansa bırakmadık. Online biletimizi aldık. Ve gündüz gitmek istiyorduk açıkçası. O yüzden... O yüzden pazar günü konuşamıyorum. Pazar günü geleceğiz. Şimdi başka bir yerlere gidiyoruz. Living life every day, late at night, not okay. All I want and I pray. All I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror. So foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me. And honestly, I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything. So I'ma just keep buying everything. See you in the next life, hope to be a better me. I don't think that my head's on straight. Gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, hear, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray. All I need are some better days. Yeah, all I need. Muz yürüyor önümüzde. Bond Street'e geldik şu an. Burası... Tamam, Old Bond Street'e geldik. Burası ünlü markaların olduğu bir cadde. Genelde burada izlersin ama ilk kez çekme fırsatı bulduk. Çünkü alışverişten bir türlü çıkamıyoruz. O yüzden anca fırsat bulduk ve çekebiliyoruz bu sefer. Zilli. Ne yapıyorsun ki Zilli? Sokak boyunca böyle iğrenç espriler yapacaksak çıkalım o zaman. Cartier'in binası çok güzel. Oraya gidelim cidden. Ben Balenciaga'ya gelmiştim. Sayın takipçilerimize onu göstermek istiyorum. Aa, Balenciaga kapalı. Neyse, şansıma küsüyorum. Reinhardt, Sasha Aite. Ne haber? İyi, senden ne haber? İyi. Tak tak tak. Buldum kendine. Henüz değil ama bulacağız inşallah. Düzeleceğiz inşallah be. Bu sokağa girdiğiniz gibi Arap parfümü kokmaya başlıyor. Hani böyle olur ya. Patek Philippe'den bir saat almaz mısın? Hani böyle olur ya, bir böyle ağır böyle Arap kokusu yani, anladınız? Böyle koklayınca hani bu kesin Arap parfümü dediğin bir parfüm kokusu başlıyor. Araplardan nefret ediyorum ve kimse kusura bakmasın. Bence dünyanın en iğrenç ırkılar ırkçılıksa,
ırkçılık ve puan itibarıyla boşuna çekiyoruz çünkü YouTube muhtemelen kaldırır. Kaldırırsa kaldırsın. Nefret ediyorum. Gerçekten nefret ediyorum. Çünkü pisler ve çirkefler, kavgacılar bir otobüse biniyorlar. Hübele hübele konuşmaya başlıyorlar. Müzik açıyorlar son ses. Bunu yapıyorlar, bunu yapıyorlar. Bütün halkı, herkesi rahatsız ediyorlar. Hiç doğru düzgün bir araba denk gelmediğim için hepsinden nefret ediyorum yani. Cartier'e geldik. Binası çok tatlı ya gerçekten. Şey, Londra'da yılbaşında fotoğraf çekilecek spotlardan birisi. 3000 noktadan. Yılbaşı spotlarından biri. Hemen şu karşıdan çekeceğim. Herkes fotoğraf çekiliyor tabii ki. Şöyle bir bina. Geç çekeyim seni. Nasıl çekeyim? Neyse. Bak Tiffany'nin önündeyiz. Bir şey alabilirsin. Sıra var ya. Üzgünüm. Eren bana hiçbir şey almadı için. Damat da binmiş yağını siktirmiş. Şunu çeksene. Şaka mı eklersiniz buraya? Hi guys bro. Hey de. Ya nasıl evden atılırız ya? Asla anlayamıyorum. Ama İngiltere'de şöyle bir durum var. Söylerim valla. İngiltere'de şöyle bir durum var. Evden çıkmak istemiyorsanız sizi çıkartamıyorlar gibi şeyler duydum. O yüzden de ev kiralamak bayağı zor aslında. Bayağı çetrefilli ince ediyorlar. O evet, yolları denemek istemiyorum. Verirken bayağı zorluyorlar çünkü. Yok o kontratı yok, bu kontratı yok, 6 aylık peşin yok, bilmem ne, bir sürü şey istiyorlar. Çünkü sözde bir kere eve girdikten sonra atamıyorlarmış bir daha. Ama şu an atılıyoruz. Hayır şu an de böyle yani istemediğimiz yerde durmayacağımız için çıkıyoruz ama o yolları denemek istemiyorum. Akarsın pislik yapabiliriz yani. Ev boş durur orada ve çıkmayız. Hiç yapmak istemem pek. Eğer bu bir Almanya'dan oğlum geldi çıkın oyunuysa o zaman ben bu oyunu bozarım. Aa, o zaman Ortum'un mesuna geldik yine. İlk videomuzu izleyenler bilecektir. İzlemeyenler de şuradan izlesinler. Burada şuradan, bilmiyorum bir yerlerden. Yerlerden koyarız. Edward Kalenda. Yine aynı yerlere gel. Şuraya girelim bari. Burlington Arcade. Burası çok tatlış bir pasaj. Burayı da sürekli böyle süslüyorlar. Şu an yılbaşı konseptli bir şeyler. Bu arada ek bir bilgi vereyim. 2022 yılı İngiltere'de James Bond yılı olarak kabul edildi. Aa, evet, o yüzden böyle yapmışlardı. Doğru. 007 şeyi burası James Bond. Sonunda çünkü 60. yılı kutlanıyor. Üzgünüm ablacığım ama senin fotonu bozarız. Sorry bot. Burada bir kere Türk bir kuyumcuya denk gelmiştik. Ben tek taşımı temizletecektim. O yüzden gelmiştik. Sonra da gelmişken Eren'e bir şeyler kakalamaya çalıştım ama olmadı. Çok pahalıydı çünkü. Neyle çıktık? Çok söyle. Bakma lan. Biraz önceki yere çok söyle. Old Pond Street'in yan sokağına. Aa, vallahi oraya çıktık. Harbiden de oraya çıktık. Vallahi biliyorsun ha bu Londra'yı. Ben de bir bilemiyorum nedense. Dışarıda bile maske takıyorlar. Evet. FFP2, FFP3'ler takıyorlar. Yani kelimenin bittiği yer. Anlat dök içine. Anasını ağlat. 2019 yılının Kasım ayında Çin'in Wuhan kentinde başlayan ve tüm dünyayı etkisi altına alan. Arkasına istediğinizi koyabilirsiniz. %80 oranında haklı olursunuz yazmışlar. Şey mi dostum bu? Overlock makinesi ayağınıza geldi. 5 dakikada yapılır. Hemen teslim edilir. Neyse. Yeni versiyon. Dünyanın arasını anlattılar. Şimdi hepsi maske takıyorlar. Biz öyledim yani. Siz yaşayın. Ne güzel. Şu an amaçsız bir şekilde yürüyoruz. Çünkü moralimiz bozuldu. Az önce evden atılacağımızı öğrendim. Dedik ki bu evde bir dakika daha durmayız ve kendimizi sokağa attık. Ve bir dakika bile durmayacağız o evde, göreceksiniz. Demeden bu ay kira olarak aynı miktarın
TL'sini vereceğim. Bakalım şimdi onlar düşünsün. Hadi bakalım. Yani. Angelo göreceksin oğlum. Şimdi onlar düşünsün. Angelo bırak peşimizi. Değerli kardeşleri. Bugün sizlere. Eren'in kafa gitti gördüğünüz gibi. Saçmalamaya başladı. Kıymetli kardeşlerim. Nasılsınız? Umarım iyisiniz. Ben iyiyim. Cookie almıştık az önce, onu yesek ya. Acıktım. Ay ne tatlış bir arabasın. Bu arabayı görünce benim aklıma direkt Mehmet Ali Alabora geliyor. Şurayı görünce de benim aklıma sen geliyorsun. Çopar. Salted caramel ve Belgian milk chocolate'lı cookie. Sıra bekleyenleri çeker. Yapıyorum. Sıra bekliyorlar Louis'ta. Keşke. Beyin nakli 20 bin pound. Hiçbir şey yapmıyorsun. 10 binli peşin alıyorsun. Sonra toz. Ne için tam olarak? Çünkü sırada yani binlerce pound vermek için sırada bekletemezsin. Neva Eva. Sonra gelsin. Çok güzel bu ya. Mükemmel. Burası Londra, hop diye kaparlar elinden. Herhalde kukimi de kapmazlar diye düşünüyorum. Ne kadar Londoner olduğumuzu kimse sorgulamasın. Astık boyunca. Göster askını. Askını göster oğlum. Terbiyesizliğe gerek yok. Görüşürüz, bu yayında ben artık olmayacağım. Telefonları çalıyorlar sürekli kaldırımlardan. Bayağı böyle motorcular, bisikletçiler yaklaşıyor ve çat diye telefonu çekip alıyorlar. Gerçekten bu ara çok yaygın Londra'da. O yüzden telefonları maalesef askılı kaplarla kullanmak zorundayız. Sürekli bunları görüyoruz haberlerde. Nereye gitti bu ya? Harbiden gitti. Salak. Gider misin? Yayınla konuk olmak istedim. Özür dilerim. Ben yokum. Özür dilerim. Ben yokum abi. Bir şey demedim, gel hadi. Barışalım mı? Cookie. Cookie versen barışır mısın? Barışmayacağım ama yine de iyiyim. Hayır o zaman geri ver. Bayağı ciddi küstü galiba şu an. Kapatıyorum. Barış. Yoğun baskılara dayanamadım. Nereye gidiyoruz şu an? Sen. Serpil Christmas Market'e Kriken gidelim. Kriken kolektim geldi sana. Yine küsebilir diye bırakamıyorum şu an. Diyorum. Küsmeyeceksen bırakacağım, yoruldum. Küsmek gibi genel alışkanlığım yok. Asla yok. Asla yok. Eren'in bir Türk kızına dönüştüğünü... Neyse kolunun altındayken böyle şeyler anlatmayayım. Bunu bilmez açıklamama bence. Asla gerek yok. Kimse bilmez. Tanıyan herkes bilir yani ne tripçil bir insan olduğunu. Eğer böyle bilen varsa etçil beni tripçil. Tanıyamamıştır. Et yer ve trip atar. Bu da Eren Arpacı'nın en belirgin iki özelliği. Eğer beni düşünen varsa beni tanıyamamıştır bugüne kadar. Yazıktır onlara. Bu arada yoğun Arap popülasyonundan Selfies'e geldiğimizi anlayanlar anlıyordur. Evet. Her yerde aynı işte. Sonra niye nefret ediyorum? Nefret söyleminde bulunma istersen. Ama bulunmak istiyorum çünkü kötüler ve bütün ülkelerde halkın huzurunu bozuyorlar. Arkadan vurma bana öyle. Destek yeter çünkü. Bütün herkesin benimle aynı düşündüğüne eminim. Vurdurmayacağım. Nefret ediyorum Araplarla. Şu an Christmas Market'a geldik. Burada bir tane kaykay var. 5 pound'a bilet alıyorsun. 2 kere yukarı çıkıp kayman gerekiyor. Bilmiyorum biner miyiz? Çünkü yukarıya kadar yürümen gerekiyor. Bir asansör olsaydı belki. Ve o ama... emel olduğu için şu an buz gibidir. Benim narin totom biraz işeyebilir. Metal olduğu için Eren'in narin totosunu burada harcayamayacağız maalesef. Metal yorgunluğu var bende. Sen de hayat yorgunluğu da görüyorum be. Genel. Genel bir yorgunluk görüyorum. Burası da böyle bir minnoş Christmas marketçik, yani küçük bir Christmas market. Chocolate fruit. Şuralardan bir şey alalım, ne alalım? Burası neymiş? İndiğim bir şeylere. Yemek mi tatlı mı?
İstemedim bunları. Tatlı bir şey istiyorum ben. Bunları istemiyorum. Güzel. Var yersen. Tatlış. Bir tek şunu gözüme kestirdim. Şurada çikolatalı bir şey var. Waffle mı? Galiba waffle. Waffle'ımsı bir şeyler. Bakalım neymiş. Bunlardan birini yiyebiliriz. Güzel görünüyor. Bir de burada yemek var. Aslında böyle bir şeyler de yiyebiliriz. Venezuela food. Bunlar maket. Teşekkür ederim. Ve aldık tabellonumuzu. Nereye oturalım? Ekmek diye aldık bunu. Pirinç çıktı. Pirinç mi? Evet. Çok değişik bir tadı var. Benlik değil. Her şey var. Avokado. Çorba. Aşure yiyoruz şu an. Yemeğimizi yedik, şimdi yolumuza devam. Yolumuza dediğim boş gezmeye yani. Nereye gidiyoruz? Sendeyiz. Rüzgar nereden esmezse. Buradan estiği kesin ama. Neyse. Terpilis'e mi girsek? Biraz ısınmaya. Leicester Square'a gidiyoruz şu an. Benim önde olmam şu an doğru bir şey mi? Asla bilmiyorum ama. İnşallah doğru yoldan gidiyorumdur. Christmas Market'e geldik. Hi guys bro, kanalıma hoş geldiniz. Don't forget to like and subscribe. Follow our channel. Söyle. Trafalgar Square. Adama sorduk. Trafalgar Square. 3 günlük. Orayı kaçırmışız. Söyledik nerede var yakında? Maple Leaf'de bir tane restoran, Rus restoranı yapıyormuş. Nikov muydu? Raskolnikov muydu? Bir şey Nikov. Her neyse. Adam diyor ki Trafalgar Square. Anlamadık tabii ki. Nasıl dedi bilmiyorum Trafalgar Square. Dedik şeyde ben de Trafalgar bizim. Hep Trafalgar. You need to chuck him out. Idiot. I don't know how he's even got in the... Enjoy. Thank you. Thank you. Thank you very sayıları İngiltere'de dün böyle renklere göre haritayı ayırmışlar ve Londra siyah. Londra ve etrafı siyah. Sıçtık ya, sıçtık. Çok güzel. Damla büpleyecek diye küfrediyorum. Buralar ses söyleyecek. Asla küfretmiyorsun. Yani çocuklar falan izliyor kanalı. Neyse 18 eksiye zaten yasak kanalımız. Nereye çevirsem ayrı bir bip kardeşim, nereye çekeyim ben? Bir de her ulustan izlediği için bir alt yazılara falan bakalım. Ney? Anlat bakayım. Başka insanlar da izliyor değil mi dünyanın her yerinde? Bizim kanalımızı mı? Tabii ki. Herhalde. Of Yavru Vatan Kıbrıs'ta. 81 Yavru Vatan Kıbrıs'ta. Sana elim. Gidebilir evin yarısı Kıbrıs'tan arkadaşlar. Yani 70 milyon Türkiye'ne. 10 subscriber'ımızın 5'i Kıbrıs'tan. 5'i Türk zaten. Just to remind you again. Just don't forget to like and subscribe guys. Yeah? Just... Regent'ta yürüyoruz. Allah cezalı. Bu kadın ne yapmaya çalışıyor? Videoya girmeye çalışıyor galiba. Kadın videoya girmeye çalışıyor. Burayı koyamayız. Ses değil. Burayı...
Arkadaşlar sövmüyor musunuz siz hiç? Küfür yok mu hayatınızda? Böyle. Bundan sonra bu kanal İsmail'in dahil olmasıyla beraber. Anda third wheel vardı bu. Bugün böyle bir gündü. Christmas market'e gittik. Oraya buraya gittik. Gezdik, yedik, içtik falan. Eğlendik. Umarız eğlenmişsinizdir videomuzda. Güzel bir şeyler hazırlayabilmişizdir size. Birazcık evden atılacağımız için kendimizi eğlendirmeye çalıştık. Başardık da bence. Teşekkür ederiz bizi izlediğiniz için. Takipte kalın daha güzel videolar için. Ve buradan abone olmayı unutmayın. Sakın unutmayın. Şuradan like. Yeter artık. Hemen çabuk abone olur musunuz? Şuradan zil. Görüşürüz. Görüşürüz.